Evet, sıcak gündemle yeniden birlikte sevgili seyirciler. Hocam uzunca bir reklam arası verdik. Orada dinlendik biraz. Erhan Karadağ'ın konuşmasına dönmek istiyorum. Yani başa dönelim ve yavaş yavaş programı toparlayalım. Ama gitmeden, bitirmeden önce de Türkiye'nin kalbinin attığı yere gideceğiz. Yani Taksim Gezi Parkı'ndan son notları alıp öyle kapatacağız programımızı. Orada programı açarken, çünkü artık saatler kaldı Sayın Başbakan'ın yapacağı açıklamaya, Türkiye'ye gelecek vesaire ve çok sıcak bir gündem yarından itibaren Türkiye'yi bekliyor olacak ve hafta sonunun gelmesi, Sayın Başbakan'ın açıklamasına gözler, dikkatler kilitlenmiş durumda. Erhan Karadağ şöyle bir yorumda bulundu. Tunus'ta böyle konuştuysa çok farklı bir şey de beklemiyorum açıkçası dedi. Böyle bir durumda yarın benzer tonda ve şiddette bir açıklama olursa siz kaygı duyuyor musunuz sonrasındaki süreçten? Öyle bir şey olmamasını temenni ediyorum, bir defa oradan başlayayım. Yani Nasuh Mahruki çok iyi açıkladı ne kadar kararlı ve farklı bir kitleyle karşı karşıya bulunduğunu Sayın Başbakan'ın. Politikacıdır, bence şey edecektir, hemen geri dönmek, ona seçmeni nezdinde puan kaybettirebileceği için belki zaman kazanmanın yollarını arayacaktır. Yani çok sert kelimelerle konuşacağını zannetmiyorum, temenni de etmiyorum. Zaman kazanmaya çalışacaktır. Bu işi belki seçim sonrasına bırakmayı bile düşünebilir. Belki netice olarak halkımdan yeniden yetki istiyorum tarzında bir yaklaşıma girebilir. Yani Türkiye beklediğinden çok daha erken bir şekilde bir seçim bir atmosferine girebilir. Seçim atmosferine, seçim satı mailine derlerdi eskiden. Seçim ilk düzlemine girebilir. Ama tek liderli ülkelerde şöyle bir kolaylık ve şöyle bir zorluk var. Anlamak ve bilmek için o tek liderin iki dudağının arasına bakmak evet, zorundayız. Maalesef. Evet. Şimdi Türkiye'nin kalbinin attığı yere gidelim. Tamam. Bağlantımız hazır. Onur Aksoy karşımızda. Onur, Gezi Parkı'ndaki son durumu senden öğrenelim. Evet, Taksim Gezi Parkı'nda kalabalık dakikalar geçtikçe çoğalıyor demiştik. Aynı durum şu anda da geçerli. Gezi Parkı'na giriş yolları artık insanlardan dolayı artık geçilemeyecek duruma geldi ki kalabalık burada dakikalar geçtikçe hakikaten daha da fazla artıyor. Az önce bir olay yaşadık, onu bilgisine verelim. Bir dayanışma örneğinin göstergesi aslında bu. Biraz önce yaklaşık 20 metre yanımızda bir kişi hafif baygınlık geçirdi ve ona ilk müdahaleyi alanda bulunan ve gönüllü olarak çalışan tıp fakültesi öğrencileri geldi ve direkt müdahale etmişti. Evet, Eczacılar Odası da az önce büyük bir grupla yine içeriye doğru geldi ve sloganlar atıldı. Aynı şekilde coşku da devam ediyor ve havai fişek gösterileri ve Çin fenerleri havaya fırlatıldı. İşte bu şekilde yine sloganlar eşliğinde coşku burada sürüyor diyebiliriz. Dolmabahçe taraflarında ise bir grup polis mensubunun orada bulunduğu ve şu anda herhangi bir gerginlik, olası bir gerginlik durumunda müdahale edileceği bilgisi geldi. Tabii bu durum buradakileri de birazcık, alanda bulunanları da az biraz geriyor. Ancak yine de şu ana kadar herhangi bir müdahale söz konusu değil. Dün olduğu gibi bugün de Gezi Parkı ve Taksim çevresi alanı şenlik içerisinde diyebiliriz. Bir bilgi de seyyar satıcılardan verelim. Az önce bir seyyar satıcı yanımıza geldi. Onlar da şu anda Gezi Parkı'ndaki bu şölenden gerçekten faydalandıklarını söylediler ve kendileri için de çok iyi olduğunu söylediler. Şu anda buradaki durum aslında birçok kişiye yarıyor ve içerideki sinerji muazzam derecede diyebiliriz. Şu anlık Gezi Parkı'nda herhangi bir durum söz konusu değil. Her şey sakin, olaylar bakımından her şey sakin, ancak coşku had safhada. Şu anda aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrar size bırakalım. Çok teşekkürler Onur Aksoy. Hocam, bekleyiş sürüyor. Evet. Bu arada yeni görüntüler geldi elimize. Onu da izleyicilerimize paylaşalım. Sayın Başbakan da bekliyor Türkiye. Onun yapacağı açıklamaları da. Üsküdar Kısıklı'daki evinin önünde de yoğun güvenlik önlemleri alınmaya başlanmış. Arkadaşlarımız şimdi o görüntüleri veriyorlar ekrana. TOMA araçları var.
Artık bu TOMA'da TOMA'yı bilmeyen kalmadı herhalde. Toplu olaylara müdahale aracı. Evet. Hayatımıza giren, değil mi? Bu olaylarla birlikte hayatımıza giren bir araç modeli. Yeni bir araç modeli. İngilizce'ye bile bir kelime soktuk biliyorsun. Sayın Başbakan, bu gösterilere katılanlardan çapulcular diye bahsettikten sonra dün akşam göstermiştik. Evet. Dünyaca ünlü bilim adamı Noam Chomsky bile ben çapulcuyum demişti. Şimdi onu İngilizce, Fransızca, başka dillerde fiil çekimine tabi tutuyorlar. Ve pek çok kişi Gezi Parkı'na gidecekleri zaman ya şey diyorlar, I'm going chapuling tonight falan, bu akşam çapullamaya gidiyorum falan diye. Böylece dile de bir zenginlik getirdiler. Daha önce söylemiştim, bir kere daha vurgulamakta yarar var. Orada toplanan kalabalık inanılmaz derecede yaratıcı ve zeki bir kalabalık. Yani orantısız zeka uygulayan bir kalabalık. Evet. O tarafı işin asla unutulmamalı. Müthiş umarım, yaratıcılar. Müthiş umarım yaratıcılar. Gelecekte bu gösteriden orantısız zeka örneklerinden dolayı anarız. Onu tarihe öyle geçiririz. Ve umarız bundan sonra o meydanda ne gaz kullanılır ne şiddet kullanılır. Ve bu hareket barışçıl bir şekilde siyasi tarihimize kattığı zenginlikle ve bize öğrettiği derslerle sona erer. Evet, yani orantısız güç değil, orantısız zeka ve orantısız olarak geçsin. Orantısız espri olarak tarihe geçsin diyorsunuz. Hocam evet, yarınki açıklama çok önemli. Biz de tabii takipçisi olacağız. Bu moda tabiriyle zamanın ruhu gençlere kulak vermeyi zorunlu kılıyor. Umarız Sayın Başbakan da bu mesajı olması gerektiği gibi okur ve yarın tavsiyonu... Yarın akşam Banu Güven'in programı var. Banu Güven'in programında yine bu konu var. Umarız o programda artık Türkiye'nin tırnak içinde normalleştiği, sakinleştiği bir döneminde başlangıcı olur. O yüzden yarın Sayın Başbakan'ın açıklamaları hakikaten çok önemli. Umarız herkesin beklediği gibi bir açıklama yapar. Ve tatsız olaylar hafta sonunda yaşanmaz. Çok teşekkürler hocam. Sevgili seyirciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz, bizleri takip ettiğiniz, izlediğiniz için. Sıcak gündemi burada noktalıyoruz. Yarın Banu Güven var bu saatlerde. Ama gündem ısındıkça biz burada olacağız. Evet, gündem ısındıkça çok değerli Haluk Şahin'le birlikte yine ekranlarda olacağız, karşınızda olacağız. Görüşmek umuduyla, hoşçakalın.